bu kez beni görmeye gelsin, sonra ziyneti görür diye. Sen de böyle maşallah çiftler çiftler. Haklısın dayı, haklısın da ikisi de içeride. Ne fayda? İkram Bey, ilk liste bu. Son gününde. Allah'tan bugün havalandırma hep açık. Ay şu kızı görünce içim parçalanıyor vallahi ya. Cık cık cık. Bak eşyalarını da toplamış. Bak beterin beteri var. Sen haline şükret. Hiç sorma vallahi. Ben benimkileri koynumda büyüttüm. Bu garibim yazık. Anne sütü bile ememecek. Ben ona üzülüyorum. Ahmet Bey de asıl yüzünü gösterdi yani. Ne insafsızmış be. Belki de haklı adam. Burada büyük insan zor dayanıyor. Bebek nasıl yaşasın? Ay sen bu adamdan hoşlanıyorsun Perihan. Aman git. Benim adamla filan işim kalmamış. Kafamı dinleyeyim yeter. Şu işi de alnımızın akıyla becersin. Hiç acımam burada geçirdiğim günlere geceler. Güler geçerim ben. Tabii ki becereceğiz. Beray Doğan. Filiz Karabay. Reşide Övet. Dilek Karabulut, Nebahat Çil, Hacer Akyürek. Hadi bakalım, kolay gelsin. Sağ ol. Ekrem, ne hayat, nereye gidiyor bu? Vallahi bilmiyorum Zinet Sultan. Ah kuzum. Bak şimdiden bir çanta eşyası olmuş. Hadi gözüm, hadi. Hadi kopun. Hadi, çabuk. Çabuk, çabuk. Bana bak Bekir. Sen sesini çıkarmayacaksın. Geçen sefer kızdırdın zaten kızı. Gözün aydın mı yarın? Kavuştun kızına. Üzülme artık kızım. Bak her şey hale yola giriyor işte, ne güzel. Nisan'dan ayrılıyorum amca, bunun nesi güzel? O müfettiş diretmeseydi. Akıllı adammış müfettiş. Beni aradı, konuştuk. Nikah içinde evet demişsin. Gir. Buyurun efendim. Bugün izin alacaksınız. Ben Ekrem Bey'e söylerim. Anlayamadım efendim, neden? Beray Doğan'ın bebeği bugün gidecek. İş
işlemleri yapılacak. Senin burada olmaman herkes için daha iyi. Nasıl uygun görürseniz efendim. İzninizle. Çıkabilirsin. Ekrem Bey. Buyurun efendim. Beray Doğan'ın amcası geldi mi? Geldi efendim, burada. Bebek de orada mı? Burada efendim. Amcasını buraya getirin. Bebeğin çıkışı için. Bebek de gelecek mi efendim? Hayır, bebek kalsın. Baş üstüne efendim. Süleyman Şahin. Evet. Sen benimle geliyorsun. Hayırdır? Ahmet Bey seninle görüşmek istiyor. Bebeğin kağıtlarıyla ilgiliymiş. Üzülme kızım. Elbet kavuşursun bebeğine. Yaman ellere gitmiyor ki. İşi anlattım Osman. Sen var mısın yok musun onu söyle. Değecek mi Yasemin? Değmese. Sence bu işe girer miyim ben ha? Öyle ya. Değmese girmezsin. De. Ne zaman başlıyoruz? Hemen. Mesela yarın. Oo, hayrola gözüm. İzinliyim. O kadarını tahmin ettim. İzin gerekçeni sorsam? Size gerekli olan açıklamayı Ahmet Bey yapar. Vay vay vay. Demek öyle ha. Selam sabah yok mu Süleyman'a? Selamun aleyküm Cengiz. Maşallah. Maşallah. Girin. Süleyman Şahin geldi efendim. Hoş geldiniz. Buyurun. Ne içersiniz? Zahmet etmeyin müfettiş be, sağ olun. Siz çıkabilirsiniz Ekrem Bey. Ha bu arada Cengiz Bey bugün izinli. Bilginiz olsun. Gördüm efendim. İzin gerekçesini bana söylemedi gerçi. İzin gerekçesini ben biliyorum. Yetmez mi? Çıkabilirsiniz. Efendim görüşçüyü açık görüşe geri götürmek için bekleyeyim mi yoksa? Beklemeyin Ekrem Bey. Gerekirse ben sizi çağırırım. Ulan Ekrem olmasa ben sizin halinizi görürüm ya. Allah Allah. He subhanallah. Herkes bize çatıyor. Ne oldu Ekrem Bey? Yani efendim, yani ne diyeyim bilmiyorum ki. Bugün trafik yoğun galiba. Evet. Beray Doğan'ın bebeği gidecekmiş. Bir sürü karışık iş yani. Ahmet Bey de odasında amca beyi ağırlıyor. Beray Doğan'ın amcası mı? Evet. Ne konuşacaklarsa artık. Şunu bir büyütür müsünüz? Hacer Akgürek'in görüşüne de Osman Zeybek gelmiş. Aa. Gerçekten. Hay
Hayret. Ekrem Bey, numara yapmayın. Pekala biliyorsunuz. Niye numara yapayım Tansel Hanım? Katiyen arkamdan iş çevirmeye de kalkmayın. Hiç öyle bir niyetim yok efendim. Nereden çıktı bu şimdi? Dün sahilde Osman Zeybek yolumu kesti. Biri Ahmet Bey'e hemen yetiştirmiş. Siz olmayasınız. Katiyen böyle bir şey yok efendim. Şerefim üzerine yemin ederim size. Şerefinizi bu işe karıştırmayalım Ekrem Bey. Lan biri alt katta, diğeri üst katta, kafayı benle bozdu ha. Oğlum Ekrem,